Evet arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi İyi Parti kurulduğu zaman Meral Akşener'in gerekli milletvekili çoğunluğu olmadığı için, millet meclisinde grup oluşturamadığı için Kemal Kılıçdaroğlu tuttu, ne yaptı? 20 tane milletvekili kiralık olarak Meral Akşener'e kiraladı. Daha sonra Meral Akşener'in mecliste hani seçime girmesi için bir grup oluşturdu. Meral Akşener de bu sayede meclise girebildi, seçimlere katıldı. Ama bunu yapmadan önce, bakın bunu yapmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Size bir videoyu izlettireyim. Ondan sonra bu karaktersizlik neymiş, kiminmiş, bunu izleyin arkadaşlar. Kendiniz de zaten 15-16 bile. anlayacaksınız. Transfer edilecek şeklinde bir duyum da var. Ve bu duyum sadece benim duyumum değil. Bu pek çok çevrede yaygın olarak da konuşuluyor. Böyle bir karakterde, yani bu karakterde milletvekili çıkar mı, inanmak istemiyorum. Kendi partisine ihanet eden, kendi seçmenine ihanet eden karakterde bir milletvekili grubun öyle bu boyutta çıkacağını şahsen düşünüyorum. 15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçmiştir. Evet. Bakın arkadaşlar, 2016'da ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Kendi partisinden istifa edip başka bir parti kurup da, yani başka bir parti yardımcı olarak giderse böyle bir karaktersizliği, haysiyetsizliği yapacak, kendi seçmenine, kendi oyunu almış olduğu kitlesine, halkına, yani tabanına böyle bir karaktersizliği yapabilecek bir milletvekili olabilir mi acaba diye burada bir serkenişte bulunuyor. Kendiniz izlediniz. 2018'de ne yapıyor arkadaş beyefendi? 20 tane milletvekili, bakın kendi, bak, genel başkanımızın emriyle 20 tane milletvekilimiz istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir diye açıklama yapıyor genel başkan yardımcısı. Ve arkasından kendi söylemiş olduğu, bak, o karaktersizliğe, kendi söylemiş olduğu o karaktersizliğe 2 sene sonra, bak, 23 Haziran 2016, 22 Nisan 2018 tarihinde İyi Parti'ye transfer ettiriyor milletvekillerini. Yani böyle yanar döner bir insana bir parti veyahut da bir ülke teslim etmek ne kadar doğru olur? Artık kararını siz vereceksiniz. Bu adamın %23, yani bir oy potansiyeli var. Sadece CHP lider olduğu için, CHP'ye hani başka lider bulamadıkları için ve Atatürk'ün partisi olduğu için boş beleş, hani gözünü kapatıp basan insanların oylarını da alarak ve bir grupta Erdoğan düşmanlığı, hani bir kitle de oluşturdular kendilerince. Bunların da oyunu alarak %19 ile %23 arasında bir iskelet oyları var bunların. Bunlara da hani verip de kendinizi rezil, bunları kendinizi hani ülkeyi mahvedecek, ülkeyi 2000 yıllarına, 99 yıllarına tekrar taşıyacak, SSK'ya batırdığı dönemler, hastanelerde, okullarda, yani bütün eğitimde ne kadar bu belediye, mesela memurlarda, karakolda, poliste, hani rüşvet olayları, adam kayırma, hani ihalede fesat, yandaşlık, buna benzer bir sürü işlerin aksaması. Hani gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz, memurlar çalışmıyor. Bilgisayarın önüne geçmiş, ater oynuyorlar, bilgisayar oyunu oynuyorlar. İnsanlar sıraya girmiş, haftalarca, aylarca, bugün git, yarın gel, kuyrukları bilmem ne. Hani 20 yılda zor düzeldi bu Türkiye yani. O kadar yollar, hastaneler, okullar, yani tüneller, köprüler, neler yapıldı, yapıldı, yapıldı. Durmadan yatırımlar yapıldı. Şimdi bütün hepsini bunun gibi neydi belirsiz bir adama verip de oyunuzu, hep bu almış olduğunuz hizmetleri geri geri teptirmeyin. Bak, burada sizler için elimizden gelen
bütün araştırmaları yapıyoruz. Gözünüzü açmanız için 20 sene öncesi yaşanan olayları hepsini buradan aktarıyoruz. Bak sağduyulu olun. Yine gidin hani CHP'ye hani gönlünüz varsa yine olsun, sorun değil. Biz size hani demiyoruz. Hep Erdoğancı olun demiyoruz. Önemli değil. Erdoğan bugün var, yarın yok. Ama bu ülke hizmet etmeyin, insana oy vermeyin. Öyle sizinden aldığı bir tane oy bile olsun, o oylarla Türkiye'nin önüne gidişatına, hızına çelme takıyor. Geriletiyor adam ya. Ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Akdeniz'de, ne işimiz var Karadeniz'de diyor adam ya. Ne işimiz var diyor. Suriye'de ne işimiz var diyor. Adam bugün neredeyse Azerbaycan'da da ne işimiz var diyecek ya. Yani sırf bugün diyemiyor, sıcağı sıcağına günlük orada taze olay yaşanıyor ya, ama bir iki hafta sonra işler biraz hani orada meyillendi mi, ne işimiz var orada, yeni cephe açtı, masraf oluyor, yani çekilelim oradan, bizim yani bunu da diyecek yani. Utanmasa diyecek mi? Bugün diyecek, utanmıyor zaten, onu da söyler bir iki haftaya kadar, merak etmeyin. Yani benim demek istediğim arkadaşlar, size hizmet etmeyen, sizi temsil etmeyen adamların peşine takılmayın. Sadece size hizmet getiren insanlara oy verin. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.